bir ara verdiğimiz için unutmuş olabilirsiniz. Yalçın Çakır 2 aylık gezi sürecinde tüm yaşananları tarafsızca, yani her iki tarafa da yakın olarak fotoğrafladı, yaşadı ve bunu bir kitapta topladı. Tam arkasında Yalçın Çakır'ın gençlik günlerini merak edenlere şöyle de şık bir fotoğraf verebiliriz. Yeni. Gençlik günlerini merak eden, yani Yalçın Çakır geldiği tedris budur. Buradan gelmiştir. Aslında dolayısıyla özüne döndü değil mi? Mustafa abinin dediği şey, yani biz yaşaldıkça başa dönüyoruz, özümüze dönüyoruz. Mesut şöyle bak, gene kitaba bağlayacağım. Muhakkak insanların okumasını istiyorum. Şundan dolayı. Bu bir tatlı revalli. Ne kadar kalitesiz içerik, o kadar yüksek reyting. Bir ara buraya geldik. Wow. Bakın aynen bu. Ne kadar tırmandığınızı zannettiğiniz anda o kadar battığınızı görüyorsunuz. Maalesef ki böyle. İşte bir dönem evlere kameralar koyduk, izledik, ettik, milleti birbirine düşürdük, kavga ettirdik. İşte kulakları çınlasın, autobaları soktuk, ettik vesaire. Birinin rezillik. Hı. Adı üstündeyse yaşa. Ama bundan televizyon sahipleri ve yapımcıları milyonlarca lira para kazandılar. Evet. Öyle mi? Eve girerler değil ama evin dışındakiler kazandılar. Şimdi, eyvallah. Sonra doydu. Neye doydu? Buna doydu. Yeni bir şey icat edildi. Ama şöyle bir ters denklem var. Yani içerik ne kadar kötüyse, ne kadar bağıran, böğüren, anıran varsa, aynen cümleyi böyle tanımlıyorum, o kadar yüksek reyting gelir hale gelmişti bir dönem. Bu da geçecek ama, yani kalite gelecek. Hı. Daha iyi içerik gelecek. İnsanlar daha iyi içerikle reyting alma peşine düşecekler ama bu bir astelet meselesi. Oyunculuk var mı sizde, oyunculuk eğitimi? Oyunculuk eğitimim yok. Yeteneğim var mı onu bilmiyorum ama yani onca ustanın arasında da var demek yanlış olur. Ancak denemek lazım, bilmiyorum. Denemek çok da isterim tabii. Bir şey söyleyeceğim, şu Survivor meselesini açmıştın. Şimdi Mustafa abim gitti, gördü oraları, gayet de güzel. Oradan çok beslendi, bak şarkılarla döndü, yeni fikirlerle döndü. Hakikaten istiyor musun Survivor? Niye olmasın, çok güzel olur, isterim tabii ki yani. Abi ama ya bayağı böyle çetrefilli bir yer yani, hani hakikaten insanın kimyası değişiyor. Gerçi sen öyle kimyalarla karşılaştık ki. Yani o kadar, mücadelelerden geçmişim ki Survivor'ı bitirip gelirim ya. Her türlü yerim diyorsun ya. Kitabını yazarım. Eyvallah kendim. Peki gayet güzel. İddialı bir şey oldu. Kendin rahatlamak için ne yapıyorsun abi? Uzaklaşıyor musun kentten? Yok, şimdi Mustafa Topaloğlu az önce o gezegenden bahsederken, herkesin bir ıssız adası vardır. Çekildiği ve kendi hissesiyle konuştuğu. Zaman zaman da iyidir bu geri çekilme süreçleri. Kendisiyle yüzleşmesi, hesaplaşması. Doğru. Dönemleri. Onu yaptığım oluyor bazen. Ama bir yoğunluktan... Benim de. Nasıl? Benim de. Aynen. Onu yaptığım oluyor. Yani ben o inanıyorum da herkesin bir ıssız adası olduğuna, kendi mahremi olduğuna ve orada sadece kendisiyle baş başa kalıp yüzleştiğine inanıyorum. Onu da yaparım sık sık ama... çoğunlukla da zaman olmuyor. Çünkü kitap, benim ayda 3 tane bir ölçüm vardır. Kitap muhakkak alıp bitirmek gibi bir kural koydum kendime. Öbür taraftan işte yeni kitap çalışmaları, onun hazırlıkları. Yani kitabın ve kelimelerin ve cümlelerin şeyine, odasına sığınıyorsun. Aynen, dönüyorum mesela, şöyle yapıyorum. Günlükleri karıştırıyorum. Bugün olmuş bir siyasi ya da toplumsal bir olayla ilgili geçmişte ne yaşanmış, benzerleri olmuş mu? Tekrar tekrar patinajları görüyorum. Oradan notlar çıkartıyorum gibi, yani yalnızım ve sakinliğimi öyle korumaya çalışıyorum. Yalnız mısın abi? Yalnızım, evet. Vallahi. Evet. İyi, peki.